Bodrum'da meydana gelen olayda sinir krizi geçiren baba pompalı tüfekle önce kızını ardından da oğlunu vurdu. Olayda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre Bodrum'a bağlı Turgut Reis beldesinde eşiyle bir süredir ayrı yaşayan T.İ. çocuklarının bulunduğu Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki evlerine gitti. Kızı Ebru İ. ile tartışan baba yanında getirdiği av tüfeğiyle kızına ateş açtı. Olayı gören T.İ.'nin 17 yaşındaki oğlu Nazmi İ. olaya müdahale etmek istedi. Daha sonra olay yerinden kaçan babasının peşinden giden Nazmi İ. evlerinin karşısında bulunan boş bir tarlada babasının elindeki av tüfeğinden çıkan kurşunla vuruldu. Aşırı kan kaybeden Nazmi İ olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Ebru İ ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada olay yerinde bulunan bir vatandaş da kolundan yaralandı. Olayı duyan anne Sergül İyi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı kadını çevredeki vatandaşlar ve yakınları güçlükle sakinleştirdi. Nazmi İyi'nin cenazesi jandarma ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaşanan olayı anlatan Sergül İyi'nin komşusu eşinin sürekli rahatsız ettiğini belirterek çocukluğundan beri bu çocukları babası hırsızlık, dolandırıcılık, uğursuzluk vesaire bakmamış, kadını dövmüş, şantajlar, kadın bundan ayrılmış, bunu tehditler etmiş, öldüreceğim seni falan diye. Tabii kız saklanıyor içeriye, kapıdan vuruyor kendi çocuğunu, ondan sonra kız oğlan işte ölen oğlan geliyor peşinden. Ondan sonra orada çocuğunu da öldürüyor. Babasının peşinden mi gidiyor? Tabii babası, ablasını öyle vurunca babasının peşinden gidiyor çocuk. Ondan sonra onu da öldürüyor. Ondan sonra kaçmış ve şu an daha yakalanmadı. Güvenlik güçleri zanlı TE'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.